Hocam, ibadet esnasında tahayyülde surete sokmak tabirinden bahsetti. Bir de bir yerde suretlere hulul ettiğini düşünenin hatasından yanlış, hataldır dedi. Evet. Hulul yok. İbadette tahayyülü nasıl cereyan etmek edilir? İbadet ederken bakın, duyulur alemde bir suret olarak düşünmekten men edilmişiz. Değil mi Allah-u Teala? Ama ibadette, yani ibadet ederken onu görürcesine, hadis-i şerifte geçtiği üzere, sanki onu görürcesine ibadet edin buyurduğu için görmesek de. Resulullah Efendimiz tabii görmesek de. Burada o zaman bir tahayyülümüzde, yani hayalimizde görür, onun huzurundayız. Onun karşısında duruyorum ve ibadet mi yapıyorum düşüncesiyle biz tahayyülde bir o görüş oluştururuz. Ama bu görüşün bir sureten bir oluşmuş hali yok. Bundan gene çünkü bu tahayyülümüzdeki görüşümüz bile ihata edemez onu. Ne kadar tamam, tahayyülde bir şey var. Oluşan bir şey var. Tahayyül, hayalimizde oluşan bir şey var ama bu oluşan şey onu bir surete sokmak şeklinde değil. Yani sınırı belli, eni boyu, boylamı neyse işte belli bir şekil sureti üzerine değil bu tahayyülümüz. Zatını tahayyülden men edilmişiz. Değil mi? Allah-u Teala'nın zatı üzere tefekkür etmeyiniz buyuruyor. Evet. Zatını bir surete sokamayız. Gerek görülür, duyulur alemde bir surete sokamayız. Gerekse tahayyülümüzde bir surete sokamayız. Neyi? Zatını. Ama ilah olması itibariyle tahayyülümüzde düşüneceğiz tabii onu. Çünkü onun huzurunda durduğumuzu hayal edeceğiz. Onun huzurundayım, onun karşısındayım. Efendim? Orada akılla dedi mesela. Tabii akılla dedi, tahayyülle dedi, bilgiyle dedi, keşifle dedi. Burada herkesin tabii buradaki şeyine göre değişiyor. Bilgi birikimine göre. Zaten o tahayyülümüzdeki o soktuğumuz durum var ya, işte mahşer alanında o tecelli edecek olan da o tahayyülümüzdeki işte. Yani tahayyülümüzdeki soktuğumuz şekil. Ama buradaki şekli bir somut bir şekil olarak almayalım, algılamayalım. Zatın tahayyülü gibi algılamayalım. Aslında hocam, İbadet ettiğimiz bir ilahımız olarak bir tahayyülümüz var. Ama ibadet ederken oradaki ibadete, mesela ibadetin, yani bir karşımdaki ilahı görüncesine ibadet derken bir belirti olması gerektiği gibi geldi abi burada yani. Sohbette. Şekli surete sokamazsın. Aslında olmaz. Surete sokmak. Zat surete. Ama bak, zat değil surete sokulan. Burayı zat değil. Zaten değil abi. İbadet ettiğimiz İbadet ilahımız. İbadetten bahsettiği noktayı bahsediyor. Evet, ibadet ettiğimiz ilahımızı tahayyülümüzde bir şeyimiz var. Suretimiz var. Kalıbımız var. Ama bu da zata dönük olamaz. Yani o tahayyülümüzdeki, ben şimdi Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum, namaza duruyorum dedik, Allahu Ekber dedik. Tahayyülümüzde, hayalimizde bir Allah zatı bakımından, bir Allah tahayyül edilmez zaten. Akılla bunu tahayyül ettiğin zaman Allah orada hazır olur diye bir ibare geçti abi. Yani zat değil bu. Eyvallah, yani şimdi bunu zaten ayırmak için net olarak söylüyorum. Zat değil bu. Evet. İlah olması itibariyle. Mertebe olarak tahayyül ederiz. Onun huzurundayım. Çünkü burayı ama ayırt ederim bak burayı. Eğer buradaki ibareyi surete büründürmek gibi anlar ve zata bağlarsak olmaz. Bu büyük hata olur. Zat çünkü tahayyül edilmez. Zat da tahayyül edilmez. Hocam aslında nihayetinde arkasında da zaten hiçbir surette ihata edilemeyeceğini de zikretti. O kadar. Hani ihata edilemez yani. Suretler matlubun hükmündedir de dedi. Yani hükmü altındadır aynı zamanda dedi. Talip olan. Evet, talip olan. Ama buradaki sureti böyle anlayalım. Zaten bağlamayalım bakalım. Zaten bağlayacak kapı kapanmış. Hiçbir şey bağlanmaz. Yani. Zaten bağlamayalım. Yani ibadet esnasındaki, ben şöyle anladım hocam, yani onun için sordum. Müşahede etmek gerektiği, suret olarak müşahede etmek gerektiği. Peki nasıl suret olarak müşahede edeceksin? İşte edemeyeceğini de mi söyledi aynı zamanda? İhata edemezsiniz. Suret olarak müşahede. Sadece şunu hissi olarak. Abi ben orada şunu anladım. Hazır olan bir şey geliyor oraya dedi. Yani bir tahayyülünde geliyor. Zaten yani her yerde var. Tasavvurda. Tabii. Bir şey var ama. Tamam ama. İbadet halinde dedi pardon. Bakın tahayyülde var. Tahayyülde. Hayalde var. Hayalde evet onun huzurundayız. Biz şimdi namaza duruyoruz. Allahu Ekber deyip duruyoruz.
Burada içinizden hanginiz evet hemen karşımda, kıblede karşımda duruyor, dikilmiş. Ben de ona karşı ibadet ediyorum düşüncesine hiç gireniniz var mı? Olmaz ki böyle bir düşünce. Şu şekilde diyebilir miyim? He, diyebilir misiniz? Böyle bir şey olmaz. Ama şunu düşünürsünüz. Ben şu an onun huzurundayım. O beni görmekte, işitmekte, duymakta, yaptığım her şeyi bilmekte. Ve onun huzurundayım. Şu an huzurda bulunmaktayım. Bunu diyebilirsiniz. Ama bunu siz tahayyülde bir suretlendirmeden kasıt bence bu. Yoksa bir eni boyu şekli olan bir suretlendirme değil bu. Böyle bir suretlendirme değil bu. Böyle bir suretlendirme olamaz zaten. Hepsi yanlış olur. Burayı iyi anlayalım. Benim anlayışım bu. Zaten hiçbirinizde de böyle bir suretlendirme yoktur. Olamaz. Allah'a namaza durduğunuzda böyle bir surete sokuyorsunuz mu? Olmaz.